kamu hastanelerinde tıbbi malzeme alınırken, işte bunun az önce bahsettiğiniz ortopedi bölümüyle ilgili söyleyeyim. İşte kalça protezi, diz protezi veyahut işte kırık çıkık neyse onlarla ilgili malzemelerin maliyetin çok yüksek olduğunu söyleyeyim başta. Firmalar kamu hastanelerine verdikleri bu malzemelerin ücretlerini alamadıklarından dolayı uzun süredir Sağlık Bakanlığı bünyesinde anlaşma yoluna gitmeye çalışıyorlar. Maalesef tabii aralarındaki bu denge bir türlü bir araya getiremediklerini anlaşılıyor ve şu anda kamu hastanelerine ortopedi dışında, yani ortopedi malzemesi dışında diğer malzemeler de maalesef firmalar artık hastanelere vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü sattıkları ürünün karşılığını alamadıklarını beyan ediyorlar. Benim görüştüğüm firmaların deklarasyonu bu yönde ve bu işin mutlaka ve muhakkak çözülmesi lazım. Bu çözülmediği takdirde hastanelere yansıması daha da kötü bir hal alıyor. Çünkü artık mesela protez dediniz, ortopedi dediniz, o tür ameliyatların süreleri vardır. Yani onu geçtiği zaman hasta bir daha ameliyat olma durumu söz konusu olmaz. Bu da ciddi anlamda o hizmeti alan vatandaşlarımızı mağdur duruma sokmaktadır. Bu medikal firmalarından kaynaklanan sıkıntı Bursa'ya nasıl yansıyor? Ameliyatlar yapılıyor mu? Vallahi yapılmıyor diyeyim. Yani çünkü şimdi malzeme alamadığınız zaman, işte o malzemeyi kullanamadığınız zaman ameliyatı yapamazsınız yani. Bunun işte beyin cerrahinde direm dediğimiz, işte ortopedide kalça, diz dediğimiz, işte yani bunlar çünkü malzemeyle yapılan ameliyatlar. Şimdi bunların da maliyeti yüksek olduğu için artık firmalar kendi alacaklarını almadıklarından dolayı maalesef hastanelere vermiyorlar. Yani artık bir yere kadar geldik diyor onlar da. Kendilerine birkaç firmayla görüştüm bu konuyla ilgili ne durumdayız diye. Onların açıklamaları kesinlikle yaklaşık 6-7 aydır hiçbir ücret alamadıklarını, artık firmalarını kapatmak zorunda kaldıklarını, kimisinin ise kredilerle işi halletmeye çalıştıklarını belirttiler.